Şurada bak. Gökhan'ın videosu. Gökhan bu kıza tutulmuş biraz. Bir kız geliyor Uber'ine. Kız işte böyle erkek kıyafetinde. Sen diyor erkek değil miydin falan muhabbet. Bilmem ne. Kız üstünü değiştiriyor arabada. Okay. Şimdi diyor Avra'da döndün diyor. Ondan sonra cima aralarında muhabbet, hoş sohbet. Sonrası fake taksi. Yok şaka bir yana. Sonra kız diyor ki bir gel biz İtalyanız, pizzacıyım. Bizim aile pizzacı. Sana diyor ellerimle hamurundan bir pizza mı yapayım diyor. Gökhan diyor ki nasıl yani diyor, hazır mı yapacaksın? Hayır diyor, kendim yapacağım diyor. Kız bu arada aşırı yüksek enerjili bir kız. Sonra burada çok utanç verici bir şey yaptırıyor kız. Diyor ki havalı gözükmek istiyorum. Instagram'a ne olur şey yap. Don't say anything bad, okay? Okay. Türkçe bir şeyler söyle diyor. Selam. Selam. Selam Marcus'e. Like hi everyone. Selam Marcus'e. How do you say my name is Juliana? Benim adım Gökhan. Onun adı Juliana. I don't know what to say. Is it this place? Yes, yeah, the blue ceiling. Bir de burada Gökhan şey diyor. Hani yemek yapayım mı sen dediği zaman da diyor ki ben de zaten mola vermeyi düşünmüştüm. Bir yemek molası verecektim diyor uyanık. Şu anda geldik, dükkanın içindeyiz. Biraz size etrafı göstereyim. İçeride benim için pizza yapacağını söyledim. Bak Mesut'la bak. Molası verecektim. En azından Uber içeriğinde birazcık değişik bir şeyler olsun. Şöyle bir etrafı göstereyim size. Burada böyle hazır pizzalar var. Buradan böyle dilim dilim satıyorlar genellikle ve bayağı büyük pizzalar. How much is a slice here? Cheese, pepperoni, garlic, $2.99. The rest, $3.99. Okay, this is $2.99. Yes. The others are $3. 1, 2, 3, 4. Vay be, $12'a şunu yiyorsun. $3.99. Yeah, so this is $2.99. Okay, so you're gonna make a pizza from scratch just yes, for me? Yes. Beni şimdi mutfağa kadar davet etti sağ olsun. Şimdi pizza yapacak. Gökhan'ı görünce aklıma Ruhi Çenet geliyor benim. Niye bilmiyorum. Benzemiyorlar ama onun elektriği var. Çevireceğim şimdi. Merhaba. 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 Okay. So, you see all this? Yeah. Bak şimdi bak. Hemen etkilenecek. Bir de hani bir kız böyle elleriyle yemek yapınca böyle erkekler hemen tav olur ya. So what kind you want? Cheese you want? Let's make it cheese. Kızın enerjisi çok iyi. Cheese, you're boring. That's çok boring. Özgüveni yüksek bir kız. Samimi. Have you ever seen someone throw a pizza in the air? I did not. Okay, ready? You gotta get some air for this. Oh, you're gonna flip it? Yeah, ready? One, okay. Two, three. Oh, I touched the ceiling. Okay, do it again. Aynen beyler terbiyesiz şeyler yazmayın ya. Alo. You're good. Glass is in the blood. What can I say? Have you seen that meme? Do you know about this? The guy who does this? Salt Bay. He's yes. Turkish. Yeah. Oh, he is. Yeah. His name is Nusret. Nusret'i bilmiyorsun Türk mü değil mi diye. Nusret. Yes, Salt Bay. Yeah, Salt Bay is better. Do you want to put the sauce on or do you want to do it? It's up to you. İşte burada sosların hazır olmadığını anlatıyor falan. Sonra burada bir şekiller yapıyor. None of it's frozen. A lot of American places do frozen dough and canned or jarred sauce. We're true Italians, so we do everything by hand. Gökhan'la yayın mı yaptılar buluşup? Evde. Evde. Pizzacıda değil evde yayın mı yaptılar? Oğlum yengeniz hakkında doğru konuşun lan. Hem de evde. Oğlum doğru konuşun oğlum. Allah Allah. İtalyan gelin geliyor. Have you ever tried cannoli by the way? Yeah. Okay. Gotta give a little magic. Bak salak espriler yapmayın dedim. Şunları banlasanıza ya.
Sokarım abonesini şimdi ha. Nice. Okay, ready? Yeah. She got in on this. Look at this. Finesse. Bir temiz yaptı. Ondan sonra. Sonra Gökhan gitti alta dedi ki. Aa, silmiş yorumunu. Niye sildi lan? Neyse ben ifşa alayım. Sonra hemen dedi ki yorumlarda. Ya arkadaşlar ben bu İtalyan kardeşimize tutuldum. Bir hoş geldi. Hani gidin düzgünce kendi kızın kanalına bir şeyler yazın. Kızın kendine ait olan kanalına güzel yorumlar yapın dedi. Bir boostlayalım kafasıyla. Öyle gittim yorumları bir okudum. Utanç tabii verici. Yani bizim millete öyle dedim mi? İşte yenge de erik gibi kütür kütür. Yok abi işte yumurtayı una katmadan yoğurur bilmem ne diye böyle sapık sapık konuşmalar. Yüksek ihtimal o yüzden silmiş. Öküz olduğu için bizim millet çünkü. O yazı yazanların hepsinin bacısına, ablasına, kız kardeşine aynı yorumları yapmaları dileğiyle. Onlar da altına girip ha 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 diye gülerler, eğlenirler. İnşallah. Durum bu yani. İşin geyini yapıyorum. Bunu söyleyince triggerlanıyorlar ha. Niye bacı karıştırıyorsun şimdi? Ablamayı karıştırma. Amına koduğum. Ne oldu yarrak? Başkasına yazınca niye rahatsız etmiyor seni? Piç deyince de blokluyor. O kıza sana onu bırakır öyle değil mi? Bacı kartımı kullanırım her daim. Evren bacı kartı var bilirsiniz. Evren bacı kartı. Tüh çıkmadı lan. Vay eskiden vardı ya silmişler. Herkes dediğim gibi düşünse bu ülke çok daha güzel bir ülke olur. Herkes kendi anasını, bacısını, kız kardeşini, kız arkadaşını koruduğu gibi başkalarını da korusaydı. Bu kadar sapık da olmazdı bu memleket. Bana da yaptılar. Ben ilk eski kız arkadaşımla YouTube'a ilk video attığımda. Ki benim kanalım hani böyle şaka o bu falan düzgün bir kanal. Karınca çiftliğim yani. Ben sabaha kadar millete sövüp yorumları silmekle uğraştım. Bir daha da koymadım zaten. Ne kadar ayıp bir şey ya. Yani bu kadar kemiksizlik, bu kadar kansızlık olamaz ya. Bazı insanlar da korumayı fazla abartıyor. Hayır, koruma o abartı, amgartlık dediğimiz şeyden bahsetmiyorum. Edep anlamında konuşuyorum bunu. Ya iyi işte onun bunun namusunu koruyacağım diye yardıran tipler gidip başkalarının sevgilisine, ablasına, kardeşine ağzına gelenleri yazabiliyorlar. Ben o çelişkiyi anlamıyorum. Demek ki sen köfteden koruyorsun yanındaki çevrendeki insanları. Bu da koltuk bozuldu ya. Bir kere yenge dediğin birine yürümezsin ya. Sevgilin özelden ablamı diyor. Neyse arkadaşlar işte hepinizin bildiği şeyler özetle yani. Öyle olmayın. Şey yapmayın. Hep böyle bir adım atarken iki defa düşünün ha. Ne yapalım dağılalım mı? Saat kaç olmuş?